Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda da size bana en çok sorulan sorulardan birini açıklamaya gayret edeceğim. İşte biz dedelerimizi, soyumuzu nasıl bulabiliriz, nasıl öğrenebiliriz? E-Devlet'te işte geçen yıldı galiba 600 soy bilgisi sistemi çıktı. Tabii ilk günden itibaren işte sistemler kilitlendi, işte insanlar soylarını öğrenmeye çalıştılar falan. Tabii çoğu insan bildiği kadarını öğrendi, bazıları bilmediklerini öğrendi. Çok etnikli yapılarını öğrendi bazıları. Tabi bunu Twitter'da çok fazla geyiğiyle döndü. İşte bir tane mesela şey vardı, onu hiç unutmam. İşte hani biz Yörük'tük 1824'ten beri aynı köydeyiz diye falan, hani sosyal medyada bir sürü geyiği dönmüştü bunun. Bu bir nevi insanlara hani soylarının nereden olduğunu, işte dedelerin adlarını falan filan öğrendi. Ama şimdi sizin gördüğünüz ya da 600 soy bilgisinde olan ya 1904 sayım nüfus defterleri ya da 1907 nüfus defterleri. Yani bu ne demek? 1904 ya da 1907 yılında sizin ailenizde yaşayan olup da nüfusa kaydedilen kişiler. O sizin 1824 ya da 1830 gördüğünüzde onların aslında doğum tarihleri. Peki, eğer ki biz o tarihlere kadar inemiyorsak ya da daha öncesini bulmak istiyorsak ne yapabiliriz? Gelin bu videoda onları nasıl bulacağımızı anlatayım. Osmanlı'da şimdi dediğim gibi çoğumuz işte o 600 soy bilgisinde 1904 ve 1907 sayımlarını gördük. Ama daha öncesine ulaşabilmemiz için tabi bazı kaynaklar var. Bunun için iki yolunuz var. Soyunuzu öğrenmek için istiyorsanız. Birincisi, ya para vereceksiniz. Bir Osmanlıca bilen birini bulacaksınız. Biraz işte nüfus defterlerini bilen birliğini bulacaksınız. Nüfus sistemini bilen birini bulacaksınız. Ve ona parayı vereceksiniz. O da sizin için gerekli bilgileri bulacak. Ya da yok ben para harcamak istemiyorum, param bana kalsın diyorsanız Osmanlıca öğreneceksiniz. Bir yılda öğrenirsiniz, hiç merak etmeyin. Bir yılda nüfus defteri okuyacak hale gelirsiniz o yüzden. Ben ikinci yolu tercih ettiğinizde nelerle karşılaşabilirsiniz onu anlatayım. Şimdi 1831'de başlayan ve 1840'lara kadar, 40'ların sonuna kadar giden bir nüfus sayımı var Osmanlı'da. Bu defterler uzun süre aslında yoktu, hani bilinmiyordu. Bir 4-5 yıldır falan Osmanlı arşivinde açıldı bu defterler. Hemen hemen işte bütün illerin, şehirlerin, köylerin, çiftliklerin, çiftlikte yaşayanlar da vardı o dönemlerde. Herkesin işte sadece erkeklerin nüfusa kaydedildiği, kadınlar yok nüfus defterlerinde. Bir sistem, daha doğrusu 1880'lere doğru artık kadınlar da kaydedilmeye başlıyor ama bu defterler kapalı. Yani şu an bunlar Nüfus Bakanlığı'nda, Nüfus ve Şehircilik Bakanlığı mıydı? Emin değilim şimdi. Yani Nüfus Bakanlığı'nda, böyle söyleyeyim, Şehircilik Bakanlığı'nda, Bakanlığı'nda. Yani şu an bunlar Nüfus Bakanlığı'nda, Nüfus ve Şehircilik Bakanlığı mıydı? Yani Nüfus Bakanlığı'nda, böyle söyleyeyim. Ve biz bunlara ulaşmamız mümkün değil. Yani her isteyen gidip de o defterlere bakamaz. Ama 1831 ile 1848 yılları arasındaki nüfus sayımları şu an internette Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin, Başkanlık Osmanlı Arşivi sitesinde açık. Girip bakabiliyorsunuz. Şimdi diyelim bunlardan bulabilirsiniz. Neler var? İşte diyelim ki mesela sizin nüfus kaydınızı buldunuz. İşte eğer şehirlerse hangi mahallede olduğu önemli. Mesela İzmir yazıyor ama İzmir'in hangi mahallesi? Ya da İstanbul yazıyor ama İstanbul'un hangi mahallesi? Bunu bilmeniz gerekiyor. Eğer köyse, köy yazıyorsa nüfus defterleri tabii ilçe ilçe, yani kaza kaza kaydedilmiştir. Ya da şehirler, işte Selanik kazası, Selanik şehrinin işte Avratsihisarı kazasının defterleri der. Siz oradan onun köylerini bulmanız gerekiyor. Yani diyelim ki mesela ben kendimden örnek vereyim. Mesela benim ailem, baba tarafım Gevgil'den. Şu anda Makedonya'nın bir ili ama döneminde Selanik'in Avratisarı şehrine bağlı, kazasına bağlıymış. Bu yüzden önce Avratisarı'nın nüfus defterlerini bulup oradan şey bulmamız, Gevgil'i bulmam gerekiyor. Buradan nüfus defterlerine bakabilirsiniz. Burada haneli hane kaydedilmiş. Tabi defterlerde bir standart yok. O yüzden hani farklı farklı defterlerle karşılaşabilirsiniz. Ve diyelim ki mesela ben örnek kendimden örnek vereyim. Mesela
benim en ulaşabildiğim, hani baba tarafına en eski ulaşabildiğim 1863 doğumlu. Şimdi 1863 ile 1840'lı yıllar arasında neredeyse hani bir 20 yıllık fark var. Şimdi bu 20 yıllıkta ben baba adını buldum. Yani o 1863'te doğan dedemin adını buldum. Ve onun da babasının adını buldum. Ve Gevgeli'ye baktım. Gevgeli'nin son nüfus defterine göre işte mesela Ahmet onun adı. Ahmet isminde olan kişileri çıkardım ve böylece bu olabilir, bu olabilir gibi tahminler de yürüttüm. Yani tahminler yürütmek zorunda kaldım. O yüzden %100 emin olamazsınız ama yine de eğer diyelim ki mesela aile adınız var. İşte bilmem ne oğulları ya da bilmem ne zade gibi. Bunları çıkarabilirsiniz. Daha kolay olur. Böyle nokta nokta bulabilirsiniz. O yüzden onlara bakabilirsiniz, nüfus defterlerine bakabilirsiniz. Eğer diyelim ki buldunuz, mesela ben bir aileye öyle bir çeviri işi yapmıştım. Ve onlar mesela çok rahatı, çünkü lakapları vardı, aile lakapları vardı. Köyün nüfus defterine baktığınızda pıt 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 bütün karakterler kim olduğu çıkıyor. Ve onların doğum tarihi 1790'lara, 1780'lere kadar indirmiştim mesela. Hani doğum tarihleri, işte şu tarihte doğdular, burada doğdular gibi çıkarabilirim. Daha öncesini de öğrenmek istiyorsanız yine aile lakaplarından tapu tarih defterleri dediğimiz defterler var. Bunlar özellikle o bölgede hani kimler yaşadı, yine aile lakabınız varsa dediğim gibi onlardan tapu tarihlerden de çıkartabilirsiniz. Ama tapu tarihler çok zor. Yani okunması ayrı bir dert. Onu da söyleyeyim. O, eğer Osmanlıca oraya kadar ilerletirseniz zaten herkes önünüze saygıyla eğilir. Tabii nüfus defterlerinin bir diğer uzantısı da temettuat defterleri. Şimdi Tanzimat Fermanı ilanının ardından devlet şöyle bir politika yürütmüş. Herkese eşitlik geldi. Herkes adaletle işte eşit durumuna göre vergi verecek gibi bir söylem Tanzimat Fermanı ortaya koydu. İşte bu temettuat defterleri de tabii insanlar ne kadar vergi verecek? Malı kadar. Peki ne kadar malları var? Bunların kaydedildi de işte ne kadar tarlanız var? Ondan sonra eviniz var mı? Kiracı mısınız? Ev sahibi misiniz? Ondan sonra ne kadar hayvanınız var? Arı kovanız var mı gibi böyle kayıtların tutulduğu defterler ve buna göre yıllık ne kadar vergi vereceksiniz. Tabi bunların da standartları yok. Mesela Ege bölgesinde tutulanlarla işte ne bileyim Balkanlarda tutulanlar ya da mesela ben kendimden biliyorum mesela Tekirdağ temettuat defterleri çok çok daha farklı. Standartı yok yine bu defterlerin de standartı yok, belli standartları yok. Ve eğer ki hani buradan da soyunuzu bulabilirsiniz. İşte köye gidip o kişinin ne kadar malı var, ne kadar mülkü var. Tabi bunlar işte tarla şuradadır gibi bir bilgi vermiyor size. Ama şunu gösteriyor işte ne kadar evi var, işte kovan var mı, hayvanı var mı gibi böyle bilgiler veriyor. Bunlar da bir nevi nüfus vari bir defterler. Ama yine de malınız, dedenizin ne kadar malı mülkü var yine buradan da az buçuk olsa bulabilirsiniz. Bunlar dışında size tavsiyem dediğim gibi bir uzmana danışın. Bir nüfus defterleri daha arşivde çok yeni açıldığı için hani çok fazla araştırma da hani daha yapılmadı. Çeviriler yapılmadı. Temettuat defterlerinin biraz daha fazla çevirisi var. Buralardan da hani YÖKTEZ'e bakıp oradan eğer köyünüzle ilgili bir tez yapılmışsa oradan da bu tür bilgileri bulabilirsiniz. Bu oralara ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer ailenizden biri suç işlemediyse, o da olabilir. Eğer dedeniz birini öldürmüşse bu da arşivde yer alır. Ya da memur değilse, ki memurların da sicil kayıtları tutuluyor. Özellikle son dönem 19. yüzyılda sicil kayıtları tutuluyor. Buna da sicil ahval defterleri deniyor. Onlardan da bulabilirsiniz ailenizin soyunu eğer memursa. Ama onun dışında eğer sıradan işte suç işlememiş, bütün hayatını çok sakin bir şekilde geçirmiş biri ise bilgi bulmak emin olun çok zor. O yüzden ailenizi eğer bulmak istiyorsanız bence de, yani dediğim gibi bir uzmana danışın ve o da size yol göstersin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.